Evet, merhaba sayın takipçiler. Bugün Konya'nın Yunak ilçesindeyiz. Malum belki de haberdar olduğunuz yerel basına da yer aldı. Konya Yunak ilçesinin Turgut köyünde mahallesinde maalesef bir ailemizin evi tamamen yandı. Kurtaracak bir şey yoktu. Çünkü aile de o anda yangın esnasında şükür evde yoktu. Bir can kaybı yok. Evet. Ama tabii mağduriyet var. Şimdi mübarek Ramazan ayında ailemiz şu anda evsiz, barksız, başkalarının evinde şu anda geçirerek kalıyor. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Abi ben Yunak Turgut Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 3 çocuğum var. Köyde gündelik işçisiyim. Evimde bilinmedik bir nedenden dolayı bir yangın çıktı. Hani şükür Allah'ıma bin şükür. Canımızda hiçbir kaybımız yok. Şükür. Ama evim, eşyam, zaten evimde emanet oturuyordum. Hayırseverlerin evinde oturuyordum. O da tamamen kül oldu. Şimdi açıktayım, eşte dostayım. Hani gerekli yardımseverlerden yardım talep ediyorum. Şu an hiçbir huzurum kalmadı. Hani siz değerli vatandaşlarımdan, değerli abilerimden, ablalarımdan büyük bir yardımınızı bekliyorum. Evim yok. Kaç çocuk var? 3 çocuğum var. 3 çocuğunuz var. Allah bağışlasın. Amin. Peki şu anda önce tabii ki valilik, kaymakamlık ne diyor şu anda? Şu anda kaymakam beyimiz bizzat benim evime geldi. Olay yerinde inceleme yapıldı. Kaymakam beyimiz dedi ki ben bir kaymakam olarak dedi. Devletimiz her zaman böyle şeylerde arkamızda dedi. Arkanızda dedi. Ben bir 500 bin liralık yardım yapayım. İşte yapılmadan önce şöyle bir şey daha var. Benim evimin tapusu yok. Üzerime kayıtlı hiçbir tapum yok. Hı hı. Hani gerek Yunak olsun, gerek köyümde olsun veyahut da Konya Büyükşehir Belediyesi olsun. Yani bir 100-150 metrekare kadar bir ev konduracak kadar abi. Bir arsam olsa üstümde, devletin her imkanı benim arkamda. Allah'a bin şükür. Ama bu işler de olmayınca, benim üzerimde bir kayıt olmayınca hani kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan. Hani böyle ki yurt dışındaki abilerim, ablalarım beni arıyor. Ama diyorlar ki üzerinde bir tapu olmadığı müddetçe diyorlar hani biz bir yardım kampanyası başlattık ama yürürlüğe sokamıyoruz diyorlar. Hı hı. Şimdi bu senin evinin başlaması yani olmuyor diyorlar yani üstünde bir şey olmasa evet, olmuyor diyorlar. Şu anda diyorlar. Acil olarak neye ihtiyacımız var? Acil olarak abi öncelikle burada yardım edecek vatandaşlarımıza ne kadar meblağa bir ihtiyacımız var? Hani meblağ olarak abi ben bir şey diyemem. Bir evin bir meblağı kaç paradır ben onu bilemem ama şu an en çok ihtiyacım bir başımızı sokacağımız bir ev. Evet. Arkasından gelecek bir evimiz olması yani çocuklarımın evet. istikbali için. Şimdi tabii ki burada duyuru yapıyoruz. Maddi manevi destek olmak isteyen, bu hayır buharek günde Ramazan ayında tabii ki malum yani bir başında bir evli olmayınca mağdursun. Evet. Çocuklarına birlikte mağdur oluyorsun. İlk başta bir başını sokacak bir eve ihtiyaç var. Gurbette yaşayan vatandaşlarımızın Yunak ilçesi çevresinde ve merkezde boş olan yani orayı da ben kullanıma açmak isterim dediğimiz derseniz lütfen yukarıda belirtilen numaralara, hesap numaralarına veya telefon numaralarına arayıp vatandaşımıza yardımcı olursanız gerçekten ben de burada vesile olduğum için Allah razı olsun abi. Burada da vesile olmak istiyorum. Evi olan Yunak çevresinde, Yunak merkezde veya köylerinde, mahallelerinde ev olan ve kardeşim şu anda iki göz boş kullanmıyorum diyen vatandaşlarımız varsa lütfen bu çağrımıza duyurumuza kulak versin. Bu hayır mübarek günde çocuklarımla, 3 çocukla birlikte en azından başını sokacak bir evleri olsun. Sana nasıl ulaşılabilirler? Abi telefon numaramı bırakayım. Evet, söyle ben onu da şimdi abi bir yardım kampanyamız var. Benim eşimin adına bir IBAN numarası var. Hani gerekli yardımları gösterebilirim daha hatta. Onların adına bir IBAN'da yardım toplanıyor. Hani telefon numaramda böyle bir irtibat sağlanıyor abi. Tamam, telefonunuzu söyleyin isterseniz bir. Benim telefon numaram 0543-681-7287. İsmim İbrahim Yayla. Gerekli yardımlarınızı bekliyorum abi. Allah razı olsun. Yapan yapmayan herkesten. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Çok zor. Amin. Evet, değerli Aktif TV seyircileri, burada biz Konya'nın Yunak ilçesinde bugün bir hafta önce evi yanan, Turgut mahallesinde evi yanan bir vatandaşımızın yanındaydık. Sizlerin yardımlarını, desteklerini bekliyoruz. Tekrar söylüyorum, ilk etapta başını sokacak bir eve ihtiyaç var.
Eğer Yunaklı çevresi, Yunaklı ilçe merkezde veya çevresi mahallelerde benim de iki göz, bir evim var, bir dairem var, bir boş tane dairem var, iki göz yerim var, boş kullanmıyorum diyorsanız, kullanma da açmak istiyorsanız vatandaşımız mağdur. Bu mağduriyetle kulak veren diyorum. Evet, bir dahaki yayında da görüşmek dileğiyle. Bir şey daha sorabilir miyim abi? Şimdi Yunak bölgesinde veyahut da köyümüzde bir arsa olayım var. Hani yardımseverler, vatandaşlar benim adıma 100 metrekare, ya bir evin bir şeyi nedir? 100 metrekaredir, 90 metrekaredir. Bir tapu alakalı bir şey olursa benim yardımım çok hızlı olacak abi. Evet. Yani üzerime bunu istiyorlar, tapulama istiyorlar yani. Bir arsan olsa... Arsan olsa şu an devletin temeli atmaya hazır. Evet, bu da çok önemli. Yani 100 metre bir bahçede yani. Bunu hayırseverlerden çok rica ediyorum, evet. Yani bir varsa bir elimizde olan abilerim, ablalarım. 150 metrekare bir arsası, bahçesi, kullanmadığı tapuya oraya olsa kaymakamlık temelini atacağını, duyurusunu burada tekrarlayalım. Evet, tekrar ediyorum. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok abi, sağ olun. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, burada yayını kapatıyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın diyorum.